Cumhuriyet Halk Partisi kanun hükmünce kararname ile görevlerinden uzaklaştırılan kişilerle Kayseri'de bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Milletvekilleri kanun hükmünce kararname üzerine açıklamalarda bulundu. Biz ne yapıyoruz? İki gün önce Konya'daydık. Yine bir düğün salonundaydık. Türkiye ileri demokrasi ya, bize salon vermekten korkuyorlar. Fark etmez arkadaşlar. Söyleyecek sözünüz varsa söyleyecek mecrayı da bulursunuz. Burada olmaz, tarlada konuşuruz. Şimdi buradayız. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Uzun bir süredir farklı illere gidiyoruz. KHP platformlarıyla beraber Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplantılar yapıyoruz. Şunu da yapabilirdik. Bir tane toplantı yapardık. Basını çağırırdık. Bitti. Yasak savar tarzda. Hayır efendim, bunu yapmıyoruz. Durmadan geziyoruz. Türkiye'nin farklı yerlerine gidiyoruz. Ve devamlı olarak bu toplumsal yarayı, vicdani yarayı gündemde tutuyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Çünkü bu meseleyle yüzleşmeden, bu meselede hukuk zeminine ulaşmadan Türkiye gerçekten asla gerçek bir demokrasiye ulaşamaz. Yani bu mücadelenin demokrasi mücadelesiyle de çok ilgisi var. Bakın bir tane deyiş var. Dünyaya insan olmaya geldik diye bir insan olmaya geldim. İnsan olmaya geldim lafını hafife almayın. Her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihandan geçmeye çalışıyoruz. Bu imtihandan çoktan çakanlar var. Onlar bizi görmek istemediği gibi devamlı yaftalıyorlar. Yok terörmüş, yok şuymuş buymuş. Alakası bile yok. Onlar aslında, ben şuna inanıyorum. Bir masada karşımıza otursalar ve bizim bu toplantılarda dinlediğimiz hikayeleri dinleseler aslında, onlar da böyle ileri geri yaftalayıcı konuşurken utanırlardı aslında. Ben hala insandan umudu kesmek istemiyorum. Yüz yüze gelsek onların da ikna olacağına inanıyorum. Çünkü insan kafasını çevirdiği şeyle ilgili ileri geri konuşur. Bir insanın gözüne bakarak ileri geri konuşmak o kadar kolay değil. Bakın, hem İslam'da yeri olan hem filozof Kant'ın söylediği bir laf var. İnsanlık şöyle bir şey. Kendin için istemediğin şeyi başkası için de istememek diye bir tanım var. Hem İslam'da var hem Kant, ünlü filozof Kant'ta. Tam da aslında biz burada bunu yapıyoruz. Kendimiz için istemediğimiz şeyi başkası için de istememek sınavındayız. Bir tane örnek var. Yakın zamanda bir milletvekili bir şehit yakınıyla ilgili ileri geri konuştu. Hoş bir şey değildi. Ama mesela ona bütün medya araçlarıyla çullananlar, kendi partilerinden birisi bunu yaptığında hemen sessiz kaldılar. Neden bu örneği veriyorum? Güncel politikaya bulaşmak için değil. Arkadaşlar, vicdan ya vardır ya yoktur. Vicdan bölünmez bir bütündür. Yanında zulüm çekeni görmeyip kendi işine geleni görürsen bu vicdan değildir. İnsan olma sınavında kalmışsınız demektir. Dolayısıyla biz kafasını çevirenlere de kendi varlığımızı göstereceğiz. Ve şunu söyleyeyim, çok uzatmak istemiyorum ama yine mikrofonu alınca biraz beklediğimden daha uzun konuşuyorum. Neden? Bu bir rehabilitasyon aynı zamanda. Benzer mağduriyetleri yaşayan insanlar ne yapıyor? Konuşuyor ve birbirlerinden destek alıyorlar. Böyle de bir boyutu var. Ben şunu söyleyeyim. Bu haksızlıklar kesinlikle OHAL komisyonu beni iade etse de bitmez. Sizi iade etse de bitmez. O KHK listelerinden adımızı, o kara listelerden adımızı sildirene kadar mücadele edeceğiz. Bu nedenle bu baskı ortamında, bu gereksiz gerginlik ortamında da buraya cesaret edip geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 2018 yılında seçim beyannamesinde OHAL'in kaldırılacağını, OHAL komisyonunun hukuksuzluğunu ve lağvedilmesi gerektiğini, OHAL komisyonunun kararlarının bekleyen dosyaların mahkemelere devredilmesi gerektiğini ve bu hukuksuzlukların, bu adaletsizliklerin de evrensel hukuk değerlerine göre çözüleceğini açıkça ifade etmiştik. Ve o günden bu yana Sayın Genel Başkanımızla bizler de gittiğimiz her yerde bunu dile getirmeye ve sizlerden dinlediklerimizden sonra da daha neler yapabiliriz diye oturup karar vererek paylaşmaya özen gösteriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ne diyoruz? Biz adil yargılanma hakkı anayasal bir haktır. Kim olursa olsun herkesin anayasal hakkı olan adil yargılanma hakkının gereğini yerine getirmek iktidarların temel görevidir. O nedenle bu ülkede 84 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde kim adaletsizliğe uğramışsa, kim haksızlığa, hukuksuzluğa uğramışsa
adil yargılanma hakkını o şahsa, o kişiye kullandırmak iktidarın asli görevidir. Biz bunu söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Başka ne söyleniyor? İşte yok siz şunlarla bunlarla işbirliği yaptınız. Arkadaşlar dün genel merkezde sizlerden ayrı bu 15 Temmuz darbe girişiminin arkasından bir de 20 Temmuz sivil darbesi ilan edilmişti. Orada asker, askeri öğrenci aileleriyle bir araya geldik. Askeri öğrencilerimizin aileleri genel merkeze geldiler. Bir de kursiyer teğmenler vardı, aileleri geldiler. Bir arkadaşımızın söylediği gerçekten hem Yüksel Başkanımı hem beni çok içimiz acıttı. Adalete olan inancımızın, vicdanımızın örselenmesine neden oldu. Bir günlük asker babasının ısrarıyla er olarak askerlik yapacak 15 Temmuz sabahı kışlaya teslim ediliyor. Yani peygamber ocağına teslim ediliyor. 15 Temmuz sabahı gecesinde darbe girişimi oluyor ve daha 24 saat er olarak asker olmamış iken 17 yıl hapis cezası ve cezalandırılıyor. Şimdi ben size soruyorum arkadaşlar. Sabah baba ocağından babası alıp peygamber ocağına teslim ettiği bu gencimizin 17 yıl hapis cezası almasının vicdani ve hukuki gerekçesi nedir?